Faruk tam da yeri geldi. Melih Bulu'nun kısa bir süre önce derken İstinye Üniversitesi rektörü olduğu dönemde, hani AKP adayı, milletvekili adayı değil de İstinye Üniversitesi rektörü olduğu zaman söylediklerini, hani liyakatten söz ettik ya, bir izleyelim oradan devam edelim, olur mu? Genelde hani torpille girilen bir işten de zaten bir şey olmuyor. Yani çünkü insanlar siz iyi bile olsanız ya torpille geldi şey var ya o sizin üzerinize yapıştığı zaman artık ondan bir türlü de Motivasyon kurtulamıyorsunuz. da bitiyor, Evet. çalışma arzusu da yok Evet. oluyor. Yani o yüzden gençlerin bence torpille bir yere girme şeyinden mutlaka uzaklaşmalarını ben şiddetle öneririm. Hak ederek girin bir işe. Şimdi bunu beyefendi gayet hani doğru bir şekilde ve inanarak söylüyor. Yani hak ederek gireceksin, torpil olmaz. Da şimdi Erdoğan da mesela diyor ki ya daha önceki rektörler, ben atadım ne var bunda diyor. İyi de atadınız da dışarıdan değil içeriden atadınız. Zaten öğrencilerin bütün ve aynı zamanda öğretim üyelerinin birkaç itirazı varsa onlardan bir tanesi ve en önemlisi dışarıdan bir ismin atanması. Ayşenur, zaten YÖK sisteminin Dışarıdan Ayşe intihar yapması. Türkiye'ye bir hayrı olması mümkün değil. Yani bu kadar dünyada yok bu uygulama. Dünyanın en iyi üniversitelerine bakalım. Yani bir cumhurbaşkanı olacak ve ülkenin her yerindeki o üniversiteye rektör olacak. Bu yok. Ya yani bu Çin'de var, şurada var, burada var. Ama bir kere bu tedavülden kalkmış bir düşünce sistematiği. Ben lafa girdim ama devam edeyim. Faruk bir şey Orada bir söylüyordu şey galiba söylemek bu konuyla isterim. ilgili. Aslında iki üniversite direktörlük yapmış deniyor Melih Bulu için ama ikisi de çok kısa süreler bunlar. Hatta sonuncusu bir yıl bile olmuyor. Üstelik de orada üniversitenin sahipliği konusunda mütevelli heyetle problemler vardı. Onları çözmek üzere gönderilmiş. Yani Melih Bulu aslında uzun yıllardır rektörlük yapmış. O konuda deneyimi olan bir kişi değil. İntihal yapmasını bir kenara bıraktım. Operasyonel bir kişi. Yani sanki bir üniversite operasyon yapılacak, oraya gönderiliyor, bir yıl orada çalışıyor. Orada işi bitiyor, öbür tarafa alınıyor, oradan bu tarafa getiriliyor. Bilimsel Yani bir operasyon görevlisi makaleleri görünüyor. bile kendinden menkul bir isimden söz ediyoruz. Şimdi Şey, ben... tırnak işaretini çok önemseme. Çok? Çok önemseme tırnak işaretini. Öyle mi? Kendisi öyle dedi. Ne olacak dedi. Bir Evet tırnak. öyle Ama işte. tırnağı açalım atalım. Şimdi Melih Bulu mu zaten burada mesele? Hani siz anlamadınız mı diyorlar ya. Şu Evet. konuda her ikinizden de okuduklarınız, duyduklarınızdan söz ederek kanaatinizi sormak istiyorum. Şimdi ben bunu bir iddia olarak bundan bir hafta kadar önce ekrana taşıdım. Dedim ki tamamen bir iddia ama üniversite çevrelerinde konuşulan bir iddia. Nedir o? Boğaziçi kampüsü olağanüstü bir Değerli bir yer. değerli bir arazi, müthiş bir rant. Kampüs oradaki yerleşke, Boğaziçi yerleşkesi taşınacak başka bir yere ve orası ranta açılacak diye bir duyum var. Bakın görüyor musunuz? Gerçekten olağanüstü bir yerleşke. Oradaki hani metrekare kim bilir ne kadar. Bu sonrasında çok ciddi bir biçimde hatta ve hatta bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında sevgili İpek Özbey konuşmuş. Siyaset bilimci Yalın Alpay diyor ki Boğaziçi hedefte çünkü bir takım şeyler sayıyor. İşte seçmenlerine bir hınç duyacakları yer göstermek, doğrudan tek adama bağlamak gene üniversiteyi. Tamamen tek adama bağlamak. Nasıl? Rektör üzerinden tek adama bağlamak. Şimdi o rektör tek adama bağlandığında, o tek adam da İstanbul'da özellikle belli yerlerde rantı çok sevdiğinde başa gelecekleri tahmin etmek çok zor değil. Aslı senden başlayalım sonra Faruk'a Ben soralım. biraz zor diyorum. Böyle bir Neden? şeyi cesaret edemez. Yani Kanal İstanbul'dan da daha zor Boğaziçi'ni ranta açmak. O an iktidarın gerçekten de
Türkiye nezdinde bittiği an olur. Ben böyle bir şey düşündüklerini sanmıyorum. Biliyor musun dersen bilmiyorum ama nihayetinde Türkiye'nin göz bebeği bir kurum. Oraları da otel yapmak artık kamuoyunun kabul edebileceği bir şey değil. Nasıl ki İstanbul seçimlerinin iptalini kamuoyu kabul etmedi ve AK Partililer de gitti Ekrem İmamoğlu'na oy verdi. Bu da o tarzda, bu kadar da değil dedirten cins bir olay. Cesaret edemez. Sen ne diyorsun Faruk? Yani doğrusu ben de somut bir veri görmüş değilim. Evet, konuşuluyor olabilir. Daha doğrusu Boğaziçi çevreleri, Boğaziçi'ndeki akademisyenler bundan da endişe ediyor olabilirler ama somut bir veri yok şu anda. Olmaz mı? Olabilir. Yalnız öncelikli olan şu anda sanıyorum işte Melih Bulu'nun bir operasyon gücü olarak üniversiteye hakim olması, oradaki bazı akademisyenleri uzaklaştırması. Nitekim de diğer üniversitelerde yaptıkları operasyonları aynen burada da yapıyorlar. Yani yeni fakülte kurmak, yeni fakülteler kurmak, o fakülteleri yeni öğretim üyeleri almak, yeni kadrolar oluşturmak. Bu arada oradaki mevcut akademisyenleri ve görevlileri işte mobbinge uğratıp oradan uzaklaştırmak. Zaman içerisinde bunları yapmaya çalışacaklar belli ki. Ama sorun aslında sadece Boğaziçi değil. Sanıyorum Boğaziçi'nden sonra, geçenlerde bir akademisyen daha söylemişti. Boğaziçi'nden sonra işte Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi gibi üniversitelere de yönelmeleri, oralarda da farklı havalar estirmeleri hiç şaşırtıcı olmaz sanıyorum. Yani evet. Mesele biraz oraya doğru gidiyor. Siyasi iktidar kendi hakim olmadığı, farklı seslerin çıktığı en ufak bir adacık bile kalmasın istiyor bu ülkede. Evet, doğru söylüyorsunuz her ikinizde. Bence de hani hiç kolay değil, cesaret gerektirir. Fakat Erdoğan'ın, iktidarın cesareti konusunda herhangi bir kafanızda soru işareti var mı bilmiyorum. Bakın, Yok, hayır. Türkiye'de zaten herkes... Sayın Erdoğan'ın fon arazileri ilgisini biliyoruz biz. Tabii, Türkiye'de bakın herkesin... Bilgisi olanlardan tabii ki söz ediyorum. Dünyada herkesin, işte belli kuruluşların bir dakika ya hani bir cumhurbaşkanı bunu nasıl söyler diyebileceği bir şey bile söyledi Erdoğan. Osman evet, Kavala'nın zaten eşine... Cumhurbaşkanı istifası konusu da öyle. Osman Kavala'nın eşine Ayşe Buğra'yı provokatör, militan vesaire diye ilan edebildi. Bir izleyelim onu. Hangi noktadayız? Oradan devam edelim. Osman Kavala denilen bu ülkede Soros adeta ofisi olan, temsilcisi olan kişinin karısı da yine aynı şekilde Boğaziçi Üniversitesi'nde bu provokatörlerin içerisinde yer alan bir kadındır. Şimdi biz ülkemizi böyle nadide bir üniversitemizi yani bunları alın istediğiniz gibi karıştırın mı diyeceğiz? Ayşe Buğra. Özür dilerim ama keşke önceki soruyu da verseydiniz. Tanınmış yani keşke... ve saygın bir akademisyen ve yani uluslararası ölçekte yayınları olan ve Osman Kavala'dan da ayrı bir konumu, kimliği olan değerli bir, Türkiye'nin önemli bir değeri Ayşe Buğra. Evet. Söylenecek başka laf yok. Tarık Buğra'nın... Muhafazakar kesimin çok saygı duyduğu yazar Tarık Buğra'nın kızı. İş dünyasının saygı yani şimdi duyduğu daha doğrusu bir insan. Kimin kızı, kimin karısı olduğu da önemli değil. Faruk Bildirici bir şey söyleyeceksin elbette. Ya şunu söylemek istiyorum. Aslında keşke Sayın Erdoğan'ın o konuşmasından önce soruyu da verseydiniz. Çünkü sorunun da nasıl taraflı biçimde verildiği, Ayşe Buğra'yı nasıl hedef gösterdiği de anlaşılabilirdi o zaman. O hangi gazetecinin sorduğunu bilmiyorum, onu öğrenemedim ama aslına bakarsanız Ayşe Buğra ve Boğaziçi'ndeki bazı akademisyenleri Akit gazetesi bir gün önce hedef göstermişti. Onun evet. Devamı olarak geldi bu olay. Orada Cumhurbaşkanı'na sordular, ayrımcı bir dille Ayşe Buğra'yı doğrudan hedef alan bir dille soru sordu bir gazeteci ve ondan sonra Cumhurbaşkanı bunu söyledi. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın bir akademisyenle ilgili böyle söylemesi gerçekten insan anlayamıyor. Yani ne kadar vahim bir noktada olduğumuzu, bu ülkenin yönetiminin insanlara, akademisyenlere, özgür düşünceli insanlara nasıl baktığını gösteriyor maalesef. Yani şimdi, Osman Kavala'yı vahim kararlarına rağmen içeride tutmaları yetmiyormuş gibi hem ayrımcılık yaptı bence bir kadın akademisyeni Ayşe Buğra'ya karşı Sayın Cumhurbaşkanı hem de orada hedef göstermiş oldu.